Bilmiyorum, bilmiyorum. Burcu! İki saatte debeleniyorum burada. Rica etsem şu kravatı bağlayabilir misin? Sinirden bağlayamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Sen bir bak. Sen de bir alışamadın bu duruma ya. Neyine alışacağım arkadaş? Neyine alışabilirim? Sen bana bir... Ya! Benim salak oğlum Türkiye'de milyonlarca kız varken gitti Hintli bir kızla evlenmeye karar verdi. Ve birazdan kız tarafı oğlumuzu istemeye gelecek. Altını çiziyorum. Kız tarafı oğlumuzu istemeye gelecek. İnşallah eşeklerle gelmezler ya. Çok korkuyorum. Neye bağlayacaklar havluyu? Ne diyor ya eşek beşek? Ne bileyim, bilmiyorum ki adetlerini çok. Ya Hindistan'daki adetler böyle. Allah Allah, alış artık buna, ne yapalım yani? Ya alışamıyorum işte arkadaş, anlatamıyorum niye alış... Ama bak, bir tek ne için duruyor biliyor musun? Bizim bu mal oğlumuz Ozan, sonunda kendini birine yamadı diye susuyorum. Tamam, ama hadi. Bu böyle olmaz, bizim adetlerimiz var. Biz de gidip kızı isteyeceğiz ona göre. Tamam, hadi. Evet. Ay. Nasıl olmuşum? Ah, gelin bey de geldiler. Ay oğlum, çok güzel oldun ya. Çok yakıştı. Sağ ol anneciğim. Yemin ediyorum, ağlayacağım şimdi. Ya. Aa Burcu, şimdi ağlama, zamanı değil. Oğlunun kına gecesinde ağlarsın. Oğluna kına yakılırken. Bana bak, kına gecesi yaparsan o... Bir tane senin arkadaşın var ya. Ne o? Vergi dairesinde çalışan. Kim o? İki tellidekini mi diyorsun? İki tellidekini çağırmayacaksın. Tamam. Çünkü espriyi patlatamıyor. Tamam ya. Elektrik diyor, jeneratör diyor. İnceyi gördü. Yok öyle ince mince. Hiçbir şakası yok o çocuğun. Çok üstüne gidiyorum arkadaşlarım. Ben keşke zaten... Kontrolümü kaybettim. Hepinizi çok seviyorum. Hüda Bey. Taşınıyorsun sen, taşınıyorsun. Yüksek yüksek Nepallere oğlan vermesinler diye şarkı söylersiniz. Bak bu şaka iyi oğlum, bunu yap. Abartma ya, abartma. Geldiler. Sen kapıya. Ben kapıya. Bak bana bak, yemin ediyorum. Yavaş aralı, eşek varsa kapat kapıyı. Tamam. Ne oldu kızım? Bak yemin. Havlu bağlamışlar mıdır havlu? Ne bileyim lan işte. Ne bileyim, bana ben derdim ki. Havlu benim derdim. Başıma sardı zaten. Bilmiyorum ya. Bak sen kapıya. Bana bak, yemin ederim seni. Patlatırım seni. Patlatırım. Tamam. Hadi aç. Açıyorum. Açıyorum. Merhabalar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz efendimler. Hoş geldiniz. Burcu teyzeciğim, bunlar tana. Çok teşekkür ederim bize yakınsın. Ne kadar incin davranmış. Bunlar tana. Ya ne zarifsin. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim ya. Efendim, buyurun oturalım lütfen. Buyurun. Buyurun. Nereye otur? Koltuğa oturuyorlar mı? Bilmiyoruz ki. Evet, tamam işte. Of. Sana suratın turşu satıyor. İki saattir böyle bakıyorsun ya. Konuş şimdi. Hadi kız Türkçe biliyordu. Anası babası Türkçe de bilmiyor. Ben şimdi... Of. Alo. My name is İbrahim Çekiç. I love Hindistan. I am going to the seaside with Mr. and Mrs. Brown. What is your name? Baba. Ne? Hepsi Türkçe biliyor. Öyle mi? Sağ ol oğlum vaktinde uyardığın için. Diyorum, iki saattir burada. Evet İbrahim amcacığım. Bir odana evlenmeye karar verince ailede Türkçe öğrendik bir de. Evet efendim. Oh. Baktık ki durum ciddi. Aileler arasında dayanatmak için bir de Türkçe öğrendik. Ne kadar güzel de zarif bir davranışlar. Evet efendim. Bit kırımının mutluluğu için Türkçeyi yapmaya hazır. Çok ömürsün abi. Küfür öğrettiler mi küfür? Yok.
Ama önceki fırı öğreteceklerdi. Bak, ben tekrarla, tamam mı? Baba, bak. Sen bunu öğreteceksin ya. Bunu öğreteceksin size. Ya böyle ya, biz adet böyle. Bıraksanız etmediniz, etmediniz. Efendim, ne diyordum? Bit kadımının mutluluğu için her şeyi yapmaya hazırır efendim. Bu arada tanıtamadık. Ben Natlı Gundi. Devletim İsmail Gundi. Değerli kızım Titik Gundi. Çok memnun olduk. Evet. Biz de Gundi'mizi zaten tanıtmıştık. Biz de çok memnun olduk hepimiz. Sağ olun. Evet, şimdi Gundiler. Şöyle efendim. Bizim de adetlerimiz, törelerimiz, örf, ananeler, gelenek, göreneklerimiz var. Ha. Ben size saygı duyuyorum. Sizin geleneklerinize, adetlerinize saygı duyuyorum ama... Bu akşamı böyle bir oğlan isteme, kız isteme gibi değil de yani bir tanışma olarak görsek ve sonra biz gelip kızınızı istesek. Ya baba ya. Sus lan. Lütfen. Sus. Ben kimseye oğlumu istemeye geldiler dedirtmem. Dedirtmem. Bizim adetlerimiz var. Benim kırmızı çizgim. Didi Dodi'yi anlıyorum. Anlıyorsunuz. Didi Dodi'yi anlıyorum. Adetler önemli. Önemli. Adet dediğin önemli. Evet. Benim de adetlerim itibar. İstemeyelim, evet. Damat. Dırıl tıplak doyunur, köyün ortasında damadı tartarıt, kilotun da altın veridit. Çok... Ozan, kahveleri koy evladım. Kahveleri koy. Çok özür diliyorum. Küçük bir toplantı. Düdük bir toplantı. Düdük bir toplantı. Ben küçüğüm. Düdük. Baba ya, ben köyün ortasında falan soyunmam ha. Utanırım ben. Ulan it! Lan. Benden yıllarca para isterken utandın mı hiç, he? Ne yapayım lan? Oğlum çok vergi borcum var. Göztepe Vergi Dairesi peşimde lan. Ağlayınca altın diyorlar lan oğlum, ne olur. Baba. Hadi be oğlum lan. Boş ver ya. Oğlum alt tarafı bir kahve yapacağım, tamam mı? Bir de hamur işi beslemeye başladım. Çok kurusun. Hadi biraz daha tatlı tatlı ye böyle. Hadi bakalım, tamam mı? Ne diyorsun? Hadi. Git içeriden ekmek mekmek ne bulursan un dök ağzına. Tamam, ben kahveleri koyayım. Oğlum diye demiyorum. Bir kahve yapar. Vallahi ömrünüzde böylesini içmemişsinizdir. Çok hamar attır oğlum, çok. Dört dedi, dört dedi. Matarla, matarla. Dört dedi, dört dedi, dört dedi, dört dedi. Üç bir cingol girdi. Kızımız ne iş yapıyor? Efendim, karımız avukattır. Çok güzel, maşallah. Çok güzel. Oğlumu değil de buyur. Oğlumuzu okuttuk biz. Mühendis oldu. Çok şükür diplomasını eline aldı. Dur. Aynı zamanda maaşı da gayet yeterli yani. Çok şükür. Ama evlendikten sonra evinde oturur. Amarattır, ev işlerinden çok iyi anlar. Çamaşır, bulaşık, kutu her şeyi yapar. Hayır, öyle bir şey olmaz yani şimdi. Bu kadar da okuttuk çocuğumuz değil mi? Evde kız yolu mu bekleyecek benim oğlum yani? Bekler, bekler. Hiçbir şey olmaz. Sadece merak ettiğim, kızınız oğlumuza bakabilecek mi? Kızınız evi geçindirebilecek mi? Bizim de bir tanecik oğlumuz var. Yani çekiçlerden oğlan almak zordur. O kadar hatladınız değil. Teşekkür ederim. Ne dediniz, durabildiniz? Ha. Ha. Kızınızın kötü alışkanlığı var mı? Kumar, karı kız. Ne bileyim lan, beynim çeviremiyor işte o kadar. Kamiler de geldi. Evet. Buyurunuz efendim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Maddallah. Aşkım, bu kahve tuttu. Bizde adettir aşkım. Damada tuzlu kahve verilir. Bu adette damat Çiçek Hanım oluyor. Adetler önemli. Evet. Adetler de önemli. Bitte de adetler var. Bitteki adet, dayınpederle beraber dırıl tıplak doyunup birlikte nehre girerler. Efendim? Denlen ben adam, denlen ben. Düğünden bir gün önce dırıl tıplak doyunup nehrin etinde birbirimize on da dita darılırız. Donla. Ne donu be adam, ne donu? Nasıl tanıtırlar? Saniye. Küçük bir toplantı.
Ozan kaç kilosun oğlum? 70. 70 kilo altın için soyunup dünürünle tanış olmak. Ya da kıyafetlerine fakir fukara kalmak. İşte bütün mesele bu. Ya baba ya, ben bütün köyün önünde soyunuyorum. Sana gelince mi soyunmak problem oldu ya? Sen dünürünle tanış olmuyorsun ama çırılçıplak. İbrahim. He? 70 kilo altın 153 milyon eder. Nerede, saat kaçta soyunuyoruz? Biz adetleri çok severiz. Adetleri ne? Birebir uygulayalım adetleri. Çok güzel efendi. Evet. Bunu duyduğumda çok sevindik. Bir tane adeti bitti. Burda Hanım için var. Bir soyunmam. Doktor, öyle bir şey değil o. Oh, çok şükür. Çok güzel. Annenin pilotu, damadın pilotundan tıktıktan tonda kalan rakam 6 oralak ödeniyor. Küçük bir toplantı. Ben 85 kiloyum. Hangi ara o kadar oldun kızım ya? Durmadan yiyorsun bey yavrum. 70'sin değil mi? 70. 15 kilo içerideyiz. 15 kilo borçluyuz şu an bunlara. Çok Ozan, kaç kilo alabilirsin lan? 10-15 kilo alırım baba. 85 desek ona. Burcu kaç kilo verebilirsin? 20 kilo veririm. Zaten yarısı öderim. Ne kadar sürüyor? 3 ay yeter mi? Yeter. Tamam. Biz bütün adetlerinizi kabul ediyoruz. Ama sizden 3 ay istiyoruz. 3 ay. Üder olur. Üder olur. Adana bir an önce evlenmek istiyorduk ama. Ama aceleye getirmeyelim. Ya bizde adetler yavaş yavaş sindire sindire yapılır. Evet, evet. Sen bana gidip biraz sindir. Tamam. Otur. 3 ay uygundur bizler için. Uygundur. Biz değil. Bak ne kadar aşık ya. 3 ay bekleyelim. Biraz hareket ya. Ama. Biraz hareket tamam, sen. Hadi bakalım. Ay keşke annemle babam da olsaydı ya. Ne güzel olurdu, görürlerdi. Çiçek. Dedeni unuttuk. Tavuk çıkar dedeni çantadan. Tabii. Bir dakika, bir dakika. Dede, çantadan dede mi? Dedesi ya. Burcu bir şey geliyor. Çantada dede nefes alamaz, ölür ya. Ne dedesi? Ne oluyor? Dedemin öldü zaten efendim. Buraya gelen kırları dedemidin. Bunun içinde. Ha, öyle dede. Kül dede. Hoş geldin dedem. Öpeyim. Neresini öptün acaba? Evet. Tül öpenlerin tok oldun. Tok oldun. Kadın koydana dedini madana nüttün en iyi. Şöyle, tabii dedemiz şöyle, şöyle baş köşeye koyalım buradan. Bak, bizim. Kodeye koy. Güzel, evet, ışık dağılır. Evet. Dede, dede, hoş geldin dede. Ne güzel burada dede geldi. Ruhu bize huzur verdi. Şimdi Odan Bey oğlum bir de dedin için birer kasede 3 katık yoğurt getirir misin? Çok önemli. Neden? Ben öyle bir hidadeti bilmiyoruz biz. Efendim bizim bölgemize ait çok küçük bir katabada yatıyoruz. Bir Hindistan da oraya ait bir gelenek. Küçük bir dörtlülük, bir adınlık gibi. Niş bir şeyiniz var, adetiniz. Onu sorgulama işte. Bizde kahve, bunlar da yoğurt. Tabii. Getir, getir, getir. Tamam, tamam. Hemen getiriyorum. Evet. Evet. Bir aile bağlarına çok önemli dedi. Kızım anneanneni dedenin yanına koy canım. Ama diyecek hadi dur. Söyle bunu, adadem dedemin yanına koyuyorum. Sizin anneniz mi? Tabii, evet. Evet. Aynısınız. Aynı benziyor. Teyzem. Dedemi de anneannemin yanına koyuyorum. Kutu kutu benim. Bu da benim halam. Halamı da koydum. Eniştem, onu da yanına koydum. Enişte. Ve son olarak benim yengem, onu da onun yanına koydum. Çok güzel. Evet. Kışlık konserve gibi bütün akrabaları kapaklayıp getirmişler. Ya değil mi, değil mi, değil mi? Ama ne kadar güzel oldu böyle. Bütün aile bir arada olduk, evet, değil mi efendim? Aynen öyle. Hep beraber söyle. Bir aradayız. Evet, çok güzel. Tamam. Evet. Yolda gelirken ayrı ayrı mı bilet kestiler? Yok, hayır efendim. Bagajda geldiler. Ha, bagajda. Kabin bagajı mı yaptınız, aşağıya mı verdiniz? Kabin tabii ki. Bat üttü dolap. Ailemiz batımızın üstünde durur. Evet. Dur, 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 dur. Bak. Çok güzel, çok güzel. Bayramlarda da ziyaret kolay olur. Tabii efendim, tabii. Bir köteleri var. Oraya dönüyoruz.
böyle ziyaret gerçekletiyor. Aa ne güzel vallahi. Biz ta Zincirli Kuyu'ya gidiyoruz üç vesait. Yoğurtlar deli. Evet efendim. Evet. Hepiniz buyurun. Lütfen birer tane yoğurt alın. Tabii tabii. Bir de alın. Efendim. Evet. Şimdi iki ailenin birleşip büyük kocaman bir aile olmadığı için küllerden yoğurda biraz tet bitirip yiyoruz. Cacık gibi. Evet efendim, böylelikle genlerimiz birbirine karışacak ve gerçek birer aile olacak. Gerçek bir aile. Küçük toplantı. Cacık gibi dedi, adım bütün akrabalarına hıyar demiş oldu o kızım. Bana bakın. Ne? Ben kül yutma. Aman. Aman Burcu, mangalda kül gibi düşün ya. Hani böyle kanat manat pişirirken düşer ya ızgaradan içeri. Kafir küllenir, püf püf yapıp yersin. Öyle götür işte. Nasıl düşüneyim ya? Adam oraya baharat reyonu gibi tüm ailesini dizdi. Anam, halam, yengem diyor. Anne, ben köyün önünde soyunuyorum ama ya. Evet, ben de dünürümle nehirde riskli bir deneme yapacağım. 10 dakika. Tanış olacağız. Tamam. Dededen yerim sadece. Bir tek dededen mi yiyeceksin? Diğerleri alınmasınlar. Ne yaparsan yap kızım, bana ne ya? Sağ olun sevgili aile. Geç hadi, tamam hadi, al dededen ye. Evet, yoğurtlarımızı birleşmek adına yiyelim. Bir diril diril hazırladık efendim onları. Çok güzel. Ben yeni demin diyete girdiğim için tahmin ediyorum dede diyabetti. Demin sadece dededen olacağım. O pamuk dedem ya, bembeyaz. Evet. Olan oldu artık. Önce dedeyle tanıştı, dededen almasak olmaz. Evet. Anneanneye girmeyeyim çok. Şey ya, affedersin teyze dizdi değil mi? Teyze nedir turuncu? Onu tuğla da yaktık. He, kiremitte balık gibi. Bizde de var öyle. Biraz teyzeden alalım bakalım ya. Merak ettim ha. Burcu, teyzeyi kaçırıyorsun. Ay. Burcu, teyze yıkılsın, yıkılsın. Sen dibini gör, dibini gör. Teyzem, ben o zaman biraz teyze alabilir miyim ben? Dedem aldın, anneannem aldın. Dede aldım bir tane. Anneanne alma. Biraz enişte... Bak, biraz ben sana bir şey yapacağım. Teyze. Bak, biraz enişte vereceğim. Ver. Tamam mı? Tamam. Çok az yenge serpeceğim ama. Tamam. Yenge baskın. Çok az yenge. Zaten yengeden az kalmış. Bak, bir bak tadına sonra konuşalım. Kısa boyluysa demek. Bir bak tadına sonra konuşalım. Ne bileyim, damak çatlatıyorsun. Baba gurme. Baba süper. Tamam. Gel. İşi biliyor yenge. Gel. Peki anneanne konuşacak mı? İkisi çarpışır. Dört evet. Peki onlar da yatataydı da şu anı dörtleriyle dödebildilerdi. Evet. Ama olsun, artık içimizdeler. Sindirene kadar birkaç saat. Evet. 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 Akrabaları da yedik. Artık sadede mi gelsek? Evet. Haydi efendim. Efendim. Evet. Dormayı unuttum. Ne demek kurdunuz? Aa, ben kasabım. Kasap mı? Evet, evet, kasap. Ne kasabı? Kasap efendim, bildiğiniz kasap yani. Ne keçi yurtulur? Yani dana, öküz, büyük baş daha çok, inek. İnek mi? Evet, evet, büyük baş daha çok. Kuzey inek. Gibi. Evet. Dandım. Yok, yok, panik olma, ben çoktan kestim zaten. Akşama mangal var. İnek mi? Bir ineğe taparır. Ay ben de bayılırım. Kül bastısı efsane olur. Çok güzel. Ne diyordun ben adam? Kadın diyorum. Ne oldu? Ne dedim ben şimdi? Ok çiçek, dedenleri topla. Bizim inançlarımı da adetlerimize taygıtsızlık yapıldı burada. Taygıtsızlık mı yapıldı? Neye taygıtsızlık yapıldı? Ulan ben
Ben demin sizin sülalenizi yoğurda katıp yedim. Ne? Nasıl bir saygısızlık olur? Nasıl anlamıyordun be adam? Bir ineğe tapıyordun. Sen bizim tandımızı mangalda bir de yedirmeye çalışıyordun. Ama arkadaşım ben ya bir saniye. Bakın komşum diyeceğim. Kadımdan. İsmail Bey çok güzel. Öyle alıp... Topla hayır, dediğin, hayır dediğin, alıp götürmeyin. Dediği topla dediğin. Hayır, bir saniye. Hayır. Dikkat et. Dedim. Dedim. Dedim ne oldu? Yok tamam toplarım ben dedeyi. Topluyorum. Hayır lütfen teyzeyle karıştır. Lütfen. Ya karışmadı yok. Karıştı burada topladım bak. Bak hiç turunculuk yok. Allah. Hepsi dedim. Baba çok yaşa. Çok yaşa. Baba. Baba. Sakın. 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 Dedim. Ya bir dakika, bir dakika. Çiçek. Başı ben de ya. Çiçek dur gitme. Çiçek. Gitme ne olur bak. Hem sen bak ailen gibi değilsin. Sen et yemeyi seviyorsun. Hayır ben sevmiyorum onu. Nereden çıkardın? Ama ben seni geçen döner yemeğe götürdüm. Sen döneri çok sevmiştin. Döner, o döner inek etinden yapıldı işte. Ama sen organik demiştin. İşte gezen inekti onlar. Aaa! Sakın bir de! Kaçma çekme beni! Aaa! Oğlum bırak gitsin Allah aşkına bırak gitsin. Değer mi ya? Bunlar bize daha kız istemedi, oğlan istemedi, sülalesini yedirdi. Bunlar düğünde kim bilir ne yedirecekler oğlum bize? Boş ver bırak. Allah'tan ben yoğurdu yiyormuş gibi yaptım da yemedim yani. Ben de öyle yaptım. Ben de öyle yaptım yalnız. İbrahim. Heh. Senin elinde ne var? Ne var elimde ya? Hiçbir şey yok. Yiğitlere kızdım. Sinirden yumruğumu sıkıyorum ya. Of canım çok sıktılar. Aç elini. Ya bana bir şey yok kızım ya. Aç. Bu ne? Ya teyzeden azıcık aşırdım. Çok güzeldi lan. Ete serpecektim akşam. İbrahim. Tamam ya. Çok unutma hiçbir yere git hadi. Tamam be. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.